Ben Sabri Çolak, Erzurum'un Hasankale ilçesinde dünyaya geldim. Doğduğum zaman doğum tarihimi Kur'an-ı Kerim'in kenarına yazmışlar. Daha sonra nüfusa kaydettirmişler. Nüfustaki kaydım 15 Şubat 1949. İlkokula Hasankale'de Şair Nefi İlkokulu'na 1956'da başladım. Şair Nefi İlkokulu'nu bitirdikten sonra bir yıl okumadım. Daha sonra yine Hasankale'mizde Pasinler Ortaokulu'nda okudum. Hasankale'nin bir ismi de Pasinler'dir. Ova'nın ismi de Pasin Ovası'dır. O yüzden Hasankale'mizin iki ismi var. Ortaokulu bitirdikten sonra Erzurum'a gelmek zorunda kaldım. Çünkü o zamanlar Erzurum'da lise yok idi. Erzurum Lisesi de okuduğumuz dönemlerde Türkiye'mizin en iyi liselerinden biriydi. Yani Doğu'nun bir numarasıydı. Liseyi de Erzurum Lisesi'nde okudum. Biraz da çalışkandım. Lise 1'de TÜBİTAK'ın imtihanlarına soktular. Erzurum Lisesi'nden bir tek ben kazandım. Ve sağ olsun devletimiz hem liseyi hem de üniversiteyi burs vererek beni okuttu TÜBİTAK. Üniversiteyi de liseyi bitirdikten sonra hem merkezi puanım çok iyiydi hem de teknik üniversite gibi özel imtihan yapanlarda başarılı oldum. Merkezi sınavda aldığım puandan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yazıldım. Fakat niyetim mühendis olup memleketime hani fabrika yapmak idi. Ve teknik üniversitenin imtihanını kazanınca Cerrahpaşa'yı bıraktım. Teknik üniversitede başladım kimya mühendisliğine. O zamanlar çok revaçtaydı kimya mühendisliği. Ve 1968'de üniversiteye başladım. 5 yıl okudum. Direkt yüksek mühendis olarak mezun oldum. Erzurum'a geldim. Anamı babamı ziyarete. Dediler ki Atatürk Üniversitesi'nde asistanlık sınavı var. Bana git gir dediler. Ben de müracaat ettim. İmtihana girdim. 5 arkadaş idik. Sadece ben kazandım. O zaman mühendislik yok idi Atatürk Üniversitesi'nde. Sadece Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi var idi. Fen Fakültesi'nin kimya bölümünü kazandım ve orada asistanlığa başladım. O zamanlar tabii üniversite çok daha revaçtaydı. Yani üniversiteye birisi asistan oldu mu, özellikle bizim gibi ufak şehirlerde belli olurdu. Ben lisedeyken 40. hocamı tanıyordum Erzurum'un alimlerinden. O duymuş benim asistan olduğumu. Bizim hocamız olan talebesini beni tebrik etmek üzere göndermişti. Hocam geldi, Ziya hocam. Konuştuk, sohbet ettik. Sabri dedi bir de şehirde dolaşalım. Olur dedim. Şehirde dolaştık. Bizim Erzurum'da bir taşhan vardır, tesbih satılan yerler. Orada bir de kitap evi vardı. O kitap evine uğradık. O hocam bana şöyle dedi, Sabri Bey dedi. Ben de sana bir kitap hediye edeyim. Fethullah Gülen ağabeyimizin kitabı ve ben hocamın adını ilk defa o gün duydum ve 26 yaşındaydım. Şu içtimai mevcelenmeler ve dalgalanmalar içinde topyekun tebatatı beşer çapında olan inkılaplar arasında en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Cihan harfleri değişmeler meydana getirdiği gibi ruh dünyasındaki bu taşma, insanlığın yeniden insanca yükselmesi, bulutlar üzerinde gelmesi, insanlığımın vicdanı zafatıyla termesi, bu içtimai coğrafyada saadet aslından bugüne eşini emsalini görmediğimiz bir değişme meydana getireceği kanaatindeyim. Kitabı bana hediye etti. Aldım kitabı getirdim. 2 akşamda bitirdim. Ve hiç hocamın yüzünü görmeden hocama hayran oldum. Allah'ın işi öyle. Bir, müthiş bir muhabbetim oldu. Efendim. Ondan sonra 1976'da
Askere gittim. Kısa dönem askerliğe, 4 ay. Askerliği bitirdim. Balıkesir'de askerlik yaptım. Döndüm Erzurum'a. Ondan sonra da İstanbul'da doktora yapmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul'a gittim. Gelirdim Erzurum'a. Bir dönem 2 kat çalıştırırdılar beni. Ondan sonra ikinci dönemde 6 ay izin verirlerdi. Deneylerimi hani İstanbul Üniversitesi'nde çalışarak yapıyordum. Ve 1980'in başında doktoramı bitirdim. Doktoramı bitirdikten sonra 3 yıl beklettiler. 3 yıl sonra 83'te yardımcı doçentliğe müracaat ettim. Yardımcı doçent olduktan sonra 3 yılda şeyi beklettiler. Ya doçentliğe müracaat için. Ve yardımcı doçent olduktan 4 yıl sonra doçentliğe müracaat ettim. Doçent oldum. 1993'te doçentliğim tamamlandı. Profesörlüğe müracaat ettim. Ve 1994'ün Şubat'ında profesörlük kadrom geldi. 94'ten bugüne de profesör olarak Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine devam etmekteyim. 1974'te başladım Fen Fakültesi'nde. Daha sonra 82'de Mühendislik Fakültesi kuruldu. Oranın ben yönetim kurulundaydım. Ve 1985'ten itibaren de Mühendislik Fakültesi'nde vazifeyi devam ettirdim. Ve Mühendislik Fakültesi'ni kuran 2-3 arkadaştan biri de benim yani. Ve o gün bugündür devam ediyor. Fakültemizde 8 bölüm var. Hem gündüz bölüm var hem gece. Toplam talebe sayımız 5000 tane. Ve yaklaşık 40. yıldayım ben. Üniversitede hoca olarak 40. yıldayım. Bu arada 1988'de İngiltere'ye gittim. 6-7 ay çalıştım. Döndüm geldim. Uluslararası, ulusal sempozyumlara katıldım. Katılmaya da devam etmekteyim. Yaklaşık bugüne kadar 17-18 tane doktora talebem oldu, doktora yaptırdım. 15-20 civarında yüksek lisans yaptırdım. Ve şu anda da 3 tane doktora talebem, 1 tane de yüksek lisans talebem var. Akademik çalışmalarımızı, araştırmalarımızı bu talebelerle ve bir de bir ekibim var. Yani araştırma grubum var. Onlarla birlikte imkanlarımız dahilinde hizmetimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da yine ders anlatıyorum talebelerime. Nasıl bugün pek çok kimseler Allah demeyi cürüm sayıyor. Hatta kanunların elastikiyetinden istifade ederek Allah diyenleri hapse tıktırmak istiyor. Allah'tan bahseden kitapları mahkum ve müsaade etmek istiyor. O günde bu işler kanunsuz, zorbaların elinde yobazlık ifadesi olarak yapılıyor. Tarih tekerrürden ibaret aynı yobazlık, af buyurun, bu asırda bilmem neyin ve nelerin himayesinde bütün şenaat ve denaatiyle devam ve cereyan etmektedir. Ben 1988'de doçentlıktan sonra İngiltere'ye araştırma yapmak üzere gittim. Gitmeden evvel İngiltere'de çalışacağım profesöre yazı yazdım buradan.
Ve profesör bana dedi ki, Doktor Çolak çık gel, hem de biz İngiltere olarak sana 6 ay burs verelim. 6 ay da bizim devletimiz verir, 1 yıl. Tam gider gitmeden bir gün evvel Hoca Efendi Erzurum'a gelmişti. Hoca Efendi'yi bir yerde yemece davet ettiler, beni de davet ettiler İngiltere'ye gideceğim diye. O zaman da Ahmet Özer hocam burada. Yemeği yedik. Yemekten sonra bir iki saat sonra hocamın uçağı var. Ertesi gün de ben İstanbul'a gideceğim. Kalktı mübarek sandalyeye oturdu. Sabri Bey dedi, nasıl gidersen İngiltere'ye? Dedim ki hocam, 6 ay bizim devletimiz burs verir. 6 ay da İngilizler burs verecek. Ya bir yıl. Ben dedim bir yıl çalışırsam onlar benim nasıl adam olduğumu görür, bana daha çok burs verirler. Biraz durdu mübarek. Sabri Bey dedi, şayet İngilizler bursun keserse, sen dedi bize yaz, sen dedi bize yaz. Arkadaşlar dedi sana burs göndersinler. Ben de bir şey demedim Hoca Efendi'ye. Çıktı gitti mübarekler. Geldim eve, ya hanım dedim, Hoca Efendi böyle dedi, acaba İngilizler benim bursumu mi kesecek? Dedim herhalde eskaza öyle bir şey olursa demiştir. Kalktım İngiltere'ye gittim. Zaten gidişimde çok güzel şeyler oldu. Lisan'da fazla pratiğim olmadığı için ilk bir hafta yüzüme bakmadılar. Çalışmalarımı istediler. Oradaki profesörler iki tane. Baktım, ertesi günü birisi doldurmuş kitapları yanıma geldi, Davis. İşte Doktor Çolak şöyle yapalım, böyle yapalım. O gitti, Tony Rock geldi. Doktor Çolak şöyle yapalım, birdenbire kıymete bindik. Çalışmaya başladık, bor üzerine çalışıyordum orada. Benim ihtisas sahalarımdan biri de bor mineralleridir. Çalışmaya devam ettik. Tabii profesörler hem orada doktora yapan talebelerimle birlikte beni de 2-3 defa davet ettiler. Üçüncüde Tony Rock beni bedava, yalnız başıma davet etti. Gittik yemek yedik. Onlarda bir adet var. Yemek yedikten sonra albüm getirirler. İşte albümü incelerken bir de çay verirler. Ben yalnız gittiğim zaman albüm değil de bir harita getirdim. Haritaya baktım. Antep'ten Erzurum'a doğru Kürdistan yazılı. Benim de Erzurumlu olduğumu bilir ya, Tony Rock. Doktor Çolak kaç milyon Kürt var dedi. Dedim ki kardeşlerim, bizde Kürt diye bir şey yok. Biz 60 milyon Müslüman Türk'üz, bizde ırkçılık yoktur, biz kardeşiz. Siz dedim bizi böyle parçalamak için böyle yapıyorsunuz. Tabii ben Hasan Kala kültürüyle yetiştiğim için hiç çekinmeden konuşurum yani. Anladın? Güldü. Bir hafta sonra beni sesledi Tony Rock, Doktor Çolak British Council'in parası kalmadı, sana burs veremeyecek. Ola dedim, mübarek bana ta 4 ay evvel yani gelmeden evvel dedim, bak beni uyarmıştı, ben hiç dikkate almamıştım. Efendi, demek ki bunlar beni, ve bursumu vermediler. Oturdum. Oturdum dedim ki, acaba ben burs isteyeyim mi? Burs isteyeyim mi dedim. Bu sefer baktım ki, yavrum dedim, senin tüyü bitmemişin hakkı olan o burslarda hakkın yoktur. Ve istemedim. İstemeyince 6 ay çalışmamı tamamladım. 4 çalışma planlamıştım. 2 tanesini tamamladım. 2 tanesini tamamlayamadan döndüm Türkiye'ye geldim. Fakat eğer bir 6 ay daha kalabilseydim, lisan meselesini tamamen halletmiştim. 10 yıl sonra eyvah dedim. Eğer ben Hoca Efendi'nin sözünü duysaydım, o 6 aylık bursu isteseydim ben buradaki hani arkadaşlarımızdan bana gönderselerdi, Allah'ın izniyle ben lisanı öğrendikten sonra en az 10 katını
ödeyebilirdim milletime. Hoca Efendi'nin sözünü tutmayışımdan dolayı maalesef lisanını tamamen kaybettik durumdayız. Sadece yazıram, çiziram, okuram ama maalesef pratiğim çok zayıf. Şunu anladım ki, Hoca Efendi Hazretleri sıradan bir alim değil. Hoca Efendi Hazretleri sıradan bir insan değil. O belki de dünyanın en büyük alimlerinden, belki de en büyüğü o insan. Eğer o bir şey söylüyorsa, onun söylediğine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Allah sağlık, uzun ömür versin. Daha sonra Hoca Efendi, en son gördüğüm, İzmir'de görmüştüm zannedirem. 96 yılında mıydı, neydi? Ondan sonra Amerika'ya gitti. Ve 99'dan bugüne kadar ben 3 defa Hoca Efendi'nin yanına gittim arkadaşlarımla birlikte. Bir 2005 yılında, bir 2011 yılında, bir de 2013 yılında gittim. Hocamı ziyaret ettim. Ve gördüğüm kadarıyla Hoca Efendi vatanını çok özlemiş, milletini çok özlemiş, arkadaşlarını çok özlemiş, talebelerini çok özlemiş. Türkiye dedim mi gözleri yaşarır, Erzurum dedim mi çok heyecanlanır. Ve şunu hissettim, herhalde esas gurbet Hoca Efendi gibi bir insanların gurbeti. Çünkü bir insan gurbete gider, kalır ama istediği zaman döner gelir. Ama Hoca Efendi dönüp gelemez. Niye gelemediğini bir türlü çözemirdim. Yine de çözmüş sayılmam ama şu anda niye gelmediğinin ne güzel olduğunu yavaş yavaş anlıyorum. Tam anlayamıyorum ama anlıyorum ki bunun bir hikmeti var. Ve size bildiğim kadarıyla Hoca Efendi şunu şeydir. Eğer ben memleketime gidersem, orada benim memleketimi, milletimi karıştırırlarsa, ben buna sebep olmayayım. Benden bu memleketime, benden Türk milletine hiçbir zarar gelmemeli. Benden dolayı benim milletim zarar görmemeli. Ama biz onun arkadaşları olarak, onun sevenleri olarak, bu milletin evlatları olarak onun bir an evvel memleketine, vatanına gelmesini arzu ederiz. İnşallah Allah o günleri de hem hocamıza hem bize sağlayacaktır. Allah ona sağlık ve uzun ömür versin inşallah. Yani ben mesela 2011 yılında ikinci defa Amerika'ya gittiğimde bizim Erzurum'dan giden arkadaşlarımla hani bir akşam hocamızla sohbet etmek üzere bize vakit ayırdılar. Hocamızla sohbet ediyoruz. Yine hocamın talebelerinden de gelenler oldu oraya. Yani 15-20 kişi olduk. O zaman 2009 yılında buraya Sasaki diye bir profesör gelmişti, Japon. Onu ben bir gün gezdirdim, Korucuk'a götürdüm, Hasankale'ye götürdüm, Erzurum'da gezdirdim. Hatta bir toprak getirmişti Japonya'dan, bu kurşunlu medreselerine şey etmiş. Onun hikayesini ben dinlemiştim. Abdullah Aymaz hocamın yazılarından da okumuştum. Kendisi de anlatmıştı. Onu bana anlattırdılar orada. Tabii hocamın yanında, hani ben anladıram, hiç unutmuram. İşte bu Şintü tarikatının şeyhi bir rüya görür herhalde. Rüyasında mübarek şehirlerden birinin de Erzurum olduğunu görür. Ve Erzurum'a gelmeye kalkır. Fakat gelemir. Gelemir fakat diyor ki eğer ben ölene kadar Erzurum'u gidip göremezsem Erzurum'a gidecek birisi mezarımdan toprak alsın götürsün Erzurum'a sepsin. Tabii bu o Şintü tarikatının şeyhi Çin'den bu Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan bölgesine gelir ondan sonra daha gelemir. Ben orada Sincan deyince Hoca Efendi hemen müdahale etti. Sabri Bey dedi, Doğu Türkistan. Anladım ki ne kadar hassas bir insan yani. En ufak bir yani şey söylemeye tahammülü bile yok.
Ondan sonra biraz anlattım. Hatta Abdullah Aymaz hocamdan da izlemiştim. İşte o şehrinin toprağını Erzurum'a getiren Profesör Sasaki İstanbul'dan Erzurum'a gelirken Erzurum semalarına girdiği zaman bulutların içerisinde birinin diz çökmüş, ellerini kaldırmış, yalvaran bir insanın olduğunu bulutlarda görür ve heyecanlanır. Daha başka şeyler yok. Oraya gelince ben başladım ağlamıyor. Oradan millet de şey etti, hocam da kalktı gitti. Öyle bir 2011'de öyle bir durum oldu yani. Hazreti Nuh sıkıştığı zaman Rabbi inni mağlup, Rabbi inni mağlup, Rabbi inni mağlup. Fantazil. Ve ben çevirip diyeyim, Rabbena inna mağlubu. Fantazil. Rabbena inna mağlubu. Fantazil. El elden üzüldü, yar elden gitti, badi hazan esti, bağlar bozuldu, Gülistan'da katmer güller kalmadı. Rabbi inni mağlub, Rabbena inna mağlubun, Rabbena inna mağlubun. Fantasir ya Rahman Rahimin. Fantasir ya Rahman Rahimin. Hoca Efendi ile son görüşmemiz 2013 yılının yazında oldu. Erzurum'dan yaklaşık 5-6 arkadaş hocamı ziyaret etmek üzere Amerika'ya gittik. Hatta Hoca Efendi işte selam yollayalım giden arkadaşlarımızla. Hiçbir bir günde kendi gelsin. Ben de işte şey olunca arkadaşlarla beraber gittik. İlk gün New York'ta kaldık. Ondan sonra hocamın olduğu yere gittik. İki gece kaldık orada. Ve hocam şeydirdi. Tefsir dersi yaptırırdı talebelerine. Namazları gelip kıldırırdı, şanslıydık yani. Yine sohbetlerine devam edirdi. İşte bir kısa sürede olsa bizim Erzurum ekibi sohbetten sonra hocamın yanına gittik. Dinledik, konuştuk. Tanımadığı arkadaşlar vardı yeni giden, onlarla tanıştılar. Tabii babalarını tanır. Burada Erzurum olduğu için hepsi söyledikleri zaman tanışırlar. Ve biz ayrılacağımızı söyledik. Ayrılacağımız günü kalktı böyle giderken Sabri Bey, sana hakkımı helal etmiyorum. Dedim kurban olayım ne ettin? Niye çabuk gidiyorsun? Dedim böyle bu kadar şey söylediler. Tabii çok üzüldüm, aşırı üzüldüm. Ama daha sonra Allah razı olsun. Bizi kabul buyurdular. Gittik yanına yine oturduk. Dedim kurban olayım bir fotoğraf çektirek. Sağ olsun kırmadı. İsmail Çelebi hocam da oradaydı. Kalktık hep birlikte. Şu anda bende de var onun fotoğrafları. Çektirdik, elini öptük. Allah'a ısmarladık ettik. Erzurum'dan oraya giderken iki büyük insanı ziyaret etmiştim. Biri Çocuk Enderli Hacı Salih Efendi'nin oğlu Fekurullah Hocam, biri de 40. Hocam. Onların mektubunu ve selamlarını götürdüm hocama. Dönüşte de Hoca Efendi, Fekurullah Efendi'ye bir kitap ve bir tesbih. Bunları dedi götür ver, mektup yazamadım. Hediye et Fekurullah Hocama. Bir de bir seccadesi var idi. Ona hediye etmişler hocama. Bediüzzaman Hazretleri'nin ibadet ettiği o İsparta'daki ağacın resmi de var o şeyin üstünde, çıtan, yani orijinal şekli. Dedi Sabri Bey, dedi ben burada 2 senedir namaz kılıyorum bunun üstünde. Fakat düşündüm ki
Benden ise 40. hocama daha layıktır. Bunu da 40. hocama hediye götür dedi. Aldım, getirdim. Biraz kırışmıştı. Dedim, düzledim. Açtım. Dedim, dur ben bunda bir namaz kılayım. İki gün namaz kıldım onda. Ondan sonra sardım, götürdüm 40. hocama. Dedim, inşallah onların yüzü hürmetine Allah bizi de affeder yani. En son olarak böyle bir hatıram var. Allah hocamdan, arkadaşlarından ve hepinizden razı olsun. Ben sokakta bu işin kavgasını verenlerin bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Büyük Türkiye kuracağız diye sitfet eden bağıranların da bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Şimdiye kadar denenmiş ve ifrat etmiş binlerce yolun milletime milletimize getirdiği hiçbir şey olmadı. Sahip olacaksınız neslinize ve Cenab-ı Hak sizi aziz kılacaktır. Şu anda Allah'ın sizin üzerinizde öyle büyük bir lütfu vardır ki, bundan evvelki hiçbir asra o çapta bir lütfu ilahi olmamıştır. Siz, İslam dinini evci kemal insaniyete yükseltmek veya onunla beraber evci kemal insaniyete yükseltme durumunda bulunuyorsunuz. Siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle göklere tırmanma yoluna girmiş bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu lütufları sizlere ihsan etti, bahşeyledi. O bir cemaate bir şey bahşedip de sonra elinden almış değildir. Adet-i ilahi cereyan şekli daima, verdiği şeyler ikmal ve itmam şeklinde olmuştur. En iyi şekilde din-i mübin-i İslam'a hizmetle bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Bizi aziz ve bahtiyar eylesin.